İbrahim Alaca, Hüseyin Çolak, Yaşar Akbulut, İskender Kaya, Mustafa Çetin, mektuplarınız var. Bana bir mektup yok mu gardiyan? Bir mektup. Yok oğlum yok. Elbet bir gün sana da gelir. Üzülme, üzülme, değmez hayat. Aradan yıllar geçer. Gardiyan bir gün yine mektup dağıtır. Hüseyin Çolak, Hasan Çileli, Yakup Kurt Yemez, Osman Çolak. Gözün aydın Şahin. Senin de mektubun var oğlum. Ne gardiyan? Bana mektup mu var? Ver bakayım gardiyan. Ver. Şahin, sen gurbete gittikten sonra 3 çocukla ortada kaldın. Perişan oldum. Seni çok bekledim. Hiçbir haber alamayınca ümidim kesildi. Duydum ki hapishaneye düşmüşsün. Ben evlendim. Çocukları amcan gele bıraktım. Küçük oğlumuz Hasan da öldü. Ne yapalım, kaderimiz böyleymiş Şahin. Allah seni de kurtarsın oradan. Başka ne diyeyim? Ne bekleyebilirdim bu hayırsız mektuptan gayrı? Ne bekleyebilirdim? Bugün gardiyandan bir mektup aldım. Yar okudum, efkar bastım, ağladım. Yazdım cevabını sana yolladım. Kız muradın olsun gayrı ne diyeyim. Hayır ne diyeyim, ne diyeyim. Soysuz ne diyeyim. Zalim ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Yazımızı böyle yazmış yaradan, elbet bir gün kurtulurum buradan. Çocuklarım sürünmesin aradan, yavrularımın boynunu bükük koydun kız ne diyeyim. Hayır ne diyeyim, ne diyeyim. Zalim ne diyeyim, soysuz ne diyeyim, ne diyeyim. Yar sen beni gurbet ile yolladın, ihanet edip de beni avladın. Demek evlenmişsin beni sormadın, kollarımı bağlı koydun ne diyeyim. Hayır ne diyeyim, ne diyeyim. Soysuz ne diyeyim, zalim ne diyeyim, ne diyeyim, yavur ne diyeyim, ne diyeyim yavur ne diyeyim, kollarıma bağlı.